Çevre kirliliği ve yılan balığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet. Geçen hafta sonu da yine her zamanki gibi Manisa, Ege ve Marmara kıyılarında bir gezinti yaptık. Yani bizim arkadaşlarla. Bafa Gölü'ne kadar gittik. Bafa Gölü'ne bırakılan kimyasallar yılan balığının oranını çok çok azaltmış. Yılan balığı tazesini getirecektim ama getiremedim, öldü. Allah rahmet etsin. Yılan balığı, bu gördüğünüz balık. Türkiye'nin evet, arkadaş oradan çağırıyor, oraya bakarsanız bir zahmet. Yılan balığı, evet. Gördüğünüz gibi yılan balığı Türkiye'nin birçok tatlı su göllerinde yetişiyor. Bu balık hiçbir balığa benzemez. Erişkin çağa, yumurtlama çağına geldiği zaman Saragossa Körfezi'ne gider. Meksika, Miami arasındaki bu körfeze gider. Orada Bermuda üçgeni, şeytan üçgeni de denir. Burada yumurtlar, orada ölür. Gerisi geri gelemez. Orada yumurtadan çıkan yavruları 800 bin yumurta yapar bir balık. Yani 1 milyona yakın. Bunlardan gelebileni gelir. Nereye gelir? Annesinin doğduğu, yaşadığı yere gelir. Aynı bölgeye. Başka yere gitmez. Mesela Köyceğiz Gölü'nde yaşamışsa onu yumurtlayan balık oraya gelir. Aynı yere. Başka yere gitmez. Veyahut da Bafa Gölü'ndeyse Bafa Gölü'ne, Enez'de Dalyan mı Dalaman, orada bir göl daha var. Veya Enez'e gelir. Veya yani neredeyse oraya gider. Yumurtasını, yavrusu. Yavrusu çıktığında zaten şu kadar küçük bir şeydir. Yavaş yavaş metamorfoz denir. Yani tuzlu denizden tatlı göle gider. Yani balıkların birçoğu tatlı ırmaklarda yaşar, tatlı sulardan çıkar. Tuzlu büyük denizlere açılır. Bu da tam tersi. Tuzlu denizden yavaş yavaş tatlı suya giderek orada yaşar. 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl her neyse. Tekrar yumurtlamak istediği zaman Bermuda üçgenine gider. Orada yumurtayı bıraktıktan sonra ölür. Geri gelmez. Onun ölüsünden yavruları beslenir. Enerjisini alır. Tekrar döner. Bafa Gölü'nde, Türkiye'nin birçok gölünde olduğu gibi Bafa Gölü'nde de çok büyük kirlenme var. Balıklar, bu balık çamurlu, kumlu toprağı sever. Çamurun içinde yaşar. Diğer balıklar çamuru sevmez, bu da çamurun içine yatar. Çamurun içini sever. Bu da çamurda yaşayan bir balık. Diğer balıklar bu kadar zarar görmüyor. Bu direkt çamurun içinde yaşadığı için ırmaktan gelen bütün fabrika artıkları, kirli sular, lağım suları vesaire direkt çamura, bu balığı ne yapıyor? Ölümüne sebep oluyor. Yılan balığı. Yılan balığı, ben Almanya'dayken arada sırada bunu, çok değerlidir aslında bu. Türkler yemiyor yılan balığını. Yılana benziyor diye yılan balığını Türkler yemiyor. Ama Avrupalılar, Asyalılar, Amerikalılar yiyor. Dünyanın en kaliteli balığı, en lezzetli balığı yılan balığıdır. Dünyada. Bundan daha lezzetli, daha faydalı balık yok. Ben Dalaman'ın, Dalyan'ın bir uzun bir plajı var. Bir tanıdığım Murat Bey beni oraya gezmeye götürürken köylerin içinden geçtik. İztuzu'nda orada bir küçük köy, eski Türkmenlerin gelip yerleştiği bir köy. Dedi ki bak burası bizim ev. Şurada da bizim komşumuzun evi dedi. Komşumla ilgili bir hikaye anlatayım mı sana dedi. Anlat dedim. Yılan balığıyla ilgili bir hikaye anlatacak dedi. Anlat dedim. Bu bizim komşu dedi 110 yaşında öldü. Allah Allah. Niye? Nasıl da bu kadar uzun ömürle yaşadı? Adam dedi 110 yaşında yaşadığına bakma. 90 yaşında 50 yaşındaki gibi dinç dedi. 90 yaşında 50 yaşındaki bir insan gibi dinçmiş. Ve 5. defa evlenmiş. İlk 4 tane karısının oğlu dedim. İkisini öldürdü, ikisini de kaçırdı. İkisi kaçmış, ikisini öldürmüş.
Beşinci defa evlenmiş. 40 yaşındaki bir kayanla 90 yaşındayken 40 yaşındaki bir bayanla tekrar evlenmiş. Allah Allah, bunun hikmeti nedir dedim, yılan balığı. Şimdi bu turistler gelmişler, o bu yaşlı adam gençken ta Cumhuriyet zamanında turistler gelmiş, yılan balığı, yılan balığı demişler, anlatmışlar işte Tarzanca. Yılan balığı almışlar, pişirmişler, yemişler. Faydalarını buna da anlatmışlar. Bu adam o günden sonra her gün o köyde çocuklar yılan balığı avlarlarsa kimse yemediği için buna getiriyorlar. Bu hemen kimseye götürün, bana getirin. Parasını peşini veriyor, alıyor. Hayatının sonuna kadar hep yılan balığı yemiş. Başka yılan balığı balık yememiş. O nedenle beşinci defa evlenmiş. İlk iki karısı ölmüş. Son iki karısı kaçmış. Yılan balığı çok çok faydalı. Ama Türkler yılan balığı yemiyor. Yılana benziyor diyor. Evet, ben de bu çok çok faydalı yılan balığı Türkiye'de kritik bir noktaya doğru gidiyor. Yani yok olma tehlikesiyle. Çünkü göllere bırakılan artık sular, fabrika artıkları, lağım artıkları, binalar, evler, yolların artıkları kirletiyor. Çevre kirliliği had safhada. Eskiden Köyceğiz gölünde tonlarca, on binlerce ton Avrupa'ya satılırken şimdi bulunamıyor. Bafa'dan yine öyle tonlarca satılırken yurt dışına şimdi çok nadir. Bafa'ya gittiğimde iki tane yılan balığı bulmuşlardı. Aldım getirdim ama getirmesini bilemediğimiz için yolda öldü. Suyun içine koyduk ölmesin diye ama öldü. Evet, şimdi onu korumak lazım, korumaya almak lazım. Bunun için de çevre kirliliğinin önüne geçmek lazım. Bazıları çok duyarlı. Buz denizinde ayı, beyaz ayının sonu geliyor. Sular ısınıyor. İşte denizler eriyor. Düşünüyorlar. Çok güzel düşünmek de önce kendi çevremizden başlayalım. Değil mi? Doğru. Kendi mahallemizden, kendi semtimizden, çevremizdeki ırmaktan, gölden, denizden başlayalım temizliğe. Eskiden bir siyasi parti vardı. Amblemi beyaz ayıydı. Kutup ayısı. Yani ne çevre şey. Önce sen Türkiye'den başla temizliğe. Herkes kapısının önünü temizlese ne olur? Sokaklar temiz olur. Biz daha kendi çevremizi kirlete kendi ülkemizde yetişen en değerli varlıkları yok ediyoruz. İstanbul'un kıyılarına bir yazın, bir gezin. Piknik yapanlar maşallah hepsi Müslüman. Ama hepsi çöpünü atıyor gidiyor. Belediye toplaması çöple dönüyor İstanbul. Neymiş? Müslüman. Ne Müslümanı? Bizim Müslümanımız adımız. Lafı da Müslümanız. Allah yardım etsin. Almanya'da kaldım 29 yıl. Bir tane Alman veya başka birisi piknik alanında bir poşet bıraksa orada bütün millet onu yuhlar. Çöpünü attı. Atmasa şikayet edilirler. 1500 euro para cezası. Türkiye'de herkes bırakıyor. Biz ne yapıyoruz? Bir teşekkür etmediğimiz kalıyor. Sağ ol, iyi ki burada bıraktım demediğimiz kalıyor. Dünyanın en kültürlü milletiyken düştüğümüz hale bak. Neyse. Psikolojim bozuldu. Konuşmak istemiyorum. Vazgeçtim konuşmaktan. O konuyu kapadım. Çevre kirliliği. Dünyada ilk çevreci kimdir? Kimdir? Hazreti Muhammed. Neden? Peygamber Efendimiz Mekke, Medine civarında hayvan avlanmasını, öldürülmesini yasaklamış, ağaç kesmesini yasaklamış. İslam dünyada en çevreci dindir. İlk çevreci Hazreti Muhammed'dir. Ama şu bugün Müslümanlara bak, yaptıkları vahşet. Niye? Dinden uzaklaştığımız için. Allah yardım etsin. Neyse. O zaman diğer sorumuzla devam edelim. Tarımda verim artırmanın yolları nelerdir peki? Evet, tarımda geçen sene Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Hatay, büyük Ege, Marmara'da çok çok yerde deneme yaptık Ormus tarımla ve bu sene tekrar gittik deneme yaptığımız yerlerde ne gibi gelişme oldu birebir konuştuk. Videolar çektik, fotoğraflar çektik, internete yükledik. Vatandaş, bizim ürünleri kullanan vatandaş, birisi çok enteresan geldi. Bahçesinin yarısına Ormus tarım kullanmış, 1 litre.
30 tane zeytin ağacına. Ağaçta zeytin ağaçları 15 yaşında ortalama. Hepsi aynı boyda. Yarısına da sünni gübre, kimyasal gübre kullanmış. Yarısına ormuz tarım 1 litre, yarısına kimyasal. Ve bütün Manisa, Aydın, o civardaki bütün köylerden, kasabalardan insanlar gelmişler. Ya bu zeytin ağacı değil, sanki erik ağacı gibi. Ne yaptın sen buna demişler. Bakın burada dalları kırılıyor. Bizim ürünü gözüküyor mu? Yansıyor mu? Yansımıyor mu? Hadi bakalım. Bu da kimyasal gübre kullanılan şey, bahçenin yarısı. Burada erikler, kimyasal gübre kullanılan erikler buruşmuş. Bahçenin bu tarafından elde edilen zeytinden 40 litre kimyasal ilaç kullanılan gübreden bahçe tarafından 40 litre zeytinyağı elde edilmiş. Ormuz tarım kullanılan tarafta 300 litre. %750. Ve buradaki zeytinler erik gibi dalları böyle eğilir, altına destek koymuşlar. Öbür tarafta dallar hiç eğilmiyor çünkü üstünde sayılacak kadar az zeytin var. Çekmişler, video da çektik. İsteyen ormustarım.com'dan bakabilir. Ha, isteyen de, merak eden de, inanmayan da köye gidip bakabilir. Bu zeytin ağacı o kadar dallanmış ki yerlere sarkıyor. Yaprakları böyle o kadar gür, yemyeşil yaprakları. Diğeri ise kimyasal gübre kullanılan zeytin ağacının yaprakları sararmış, küflenmiş, mantar oluşmuş. Kimyasal gübre aynı, kimyasal gübre olsun, kimyasal ilaçlar olsun, aynı antibiyotik gibi düşünün. Antibiyotik kullandığınızda ne oluyor? Bağırsaklarınızdaki faydalı bakteri yok oluyor. Yerine mantar yerleşiyor. Toprağa da gübreyi septiniz, kimyasal gübreyi ne oluyor? Toprak ölü değil ki, bitki ölü değil ki. Toprağın bir gramında 2,5 milyar, bir çay kaşığı toprakta 2,5 milyar mikroorganizma var. 2,5 milyar. Siz kimyasalı serptiniz toprağa, ne oldu? Toprak öldü. Bitkiye azot, bitki azotu havadan alamaz. Havanın içerisinde gaz, hava içerisinde azot oranı %79. %21'i oksijen. Ama bu havanın içinde bu kadar azot olmasına rağmen bitki azotu direkt alamaz. Nasıl alır? Bitkinin kökündeki azot bakterisi gazı dönüştürür. Bitkiye verir. Bitkinin de suyunu alır. Birbirine bitki kökündeki bakteriyle bitki kökü, bitki beraber ortak yaşarlar. Nasıl ki biz de bitki, mesela biz de bakteriyle ortak yaşıyoruz. Bağırsağımızdaki bakteri, engel olabiliyor muyuz bakteri? Ne yapıyor bağırsağımızdaki bakteri? Vitamin üretiyor. B6, B9, B12 vesaire. Yağları yağ asidine, proteinleri, amino asitlere, karbonhidratlara, glikozlara dönüştürüyor. Bizim için çalışıyor. Karşılığında ne yapıyor? Bir miktar üretmiş olduğu vitaminden kendi de istifade ediyor. Hem bizim için çalışıyor, hem bize vitamin üretiyor. Ondan da arı gibi. Arı nasıl bal üretiyor? Üretmiş olduğu balın çok az bir kısmını tüketiyor. Faydalı bakteri de vitamin üretiyor. Çok az bir kısmını tüketiyor. Gerisini bu vücut tüketiyor. Toprak da böyle. Toprak da bitkinin dibindeki faydalı bakteri bitkiye mineral veriyor. Bitkiden de ihtiyacı olan maddeyi alıyor. Glikoz alıyor vesaire vesaire. Ne oldu? Şimdi toprağa kimyasal gübreyi attık. Ne oldu? Zehirledik. Vatandaş buradan bizim gübreyi, ormuz tarımı kullanan vatandaş aynı miktardaki ağaçtan 750 litre buradan zeytinyağı elde etti. Buradan sadece 40 litre. Dalları eğilmemiş bile meyve Kasım ayında. Duruyor. Taze taze. Sayılacak kadar az zeytin. Ve 40 litre aynı miktarda. İsteyen telefonu da edebilir. İzmir Menderes'te Dere Köyü'nde Fatih Bey. Telefon numarasını verebiliriz. Yanımda yok. Keşke alsaydım. Veya Bahri Bey. Ha, isteyenleri söyleyebilirim. İsteyen arayabilir. Hatta gidip köyde zeytin ağaçlarına bakabilirler. Buraya Bergama'dan, Salihli'den, Aydın'dan, Manisa'dan birçok o bölgenin insanı gelmişler. Bu erik ağacına benzer. Zeytin ağacından çok diye şaşırmış kalmışlar. Bir litreden bu.
Bir litre bir defa kullanımda. Mayıs ayında kullanmışlar denemek için, o kadar. Aslında 2-3 defa kullanmak gerekir. İşte bu aylarda çiçek açmadan önce, çiçek açtıktan sonra, o zaman daha gür olur. Evet. Bir de Demre'de bir beyefendi aradı beni. Biberine virüs bulaşmış. Biberin filizleri kurumaya başlamış. Ha, salatalığın da kökünde bir mikrop oluşur. O da kökünü çürütüyor. Yallah fide gitti, ölüyor. Öyle bir mikrop. Şimdi bunu da üretenler, yapanlar kim? Bitkilere mikrop bulaştırıyor. Bazı uluslararası güçler ilaç satmak için. Eskiden böyle bir hastalık yoktu. Bitki hastalıkları çıkıyor sürekli yeni yeni hastalıklar çıkıyor. Tohum alanlar aslında hastalığı beraber alıyor. Ekiyor, hasadı gidiyor. Mesela o, ben bu gittiğimde seraların hepsine kar yağmış. Çok yoğun. İzmir bölgesinde aslında fazla kar yağmaz. 30 yılda bir kar yağar. Seraların çoğu çökmüş. 10 bin, 20 bin, 100 bin, 200 bin lira zarar eden var. Seraları tamamen çökmüş. Hasat, mesela karanfil, sevgililer günü için gül yetiştirenler vesaire, mal mülk gitmiş. Perişan olmuş. Çiftçinin durumu çok kötü. Allah yardım etsin. Yani bu devirde çiftçilik yapmak da çok riskli bir şey. Yani böyle güzel şeyler yaptık. Biberdeki virüsü de Demre'de, Sera'da denedik. Demre'de önümüzdeki Mart ayında şu fuar olacak. Oraya katılacağız. Davet ettiler. Oraya gideceğiz inşallah, nasip olursa. Evet. İnşallah. Jinokomasti doğal yöntemlerle iyileştirilebilir mi peki? Ne düşünüyorsunuz? Ha, jinokomasti nedir? Jinokomasti erkeklerde göğüs büyümesi. Yani bunun da iki türü var. Bir, komple göğsün büyümesi. Bu aşırı östrojen, yani kadınlık dişilik hormonu estradiol da denir. Östrojen de denir, estradiol da denir. Göğsün büyümesi, kadınsı hormonun yüksek olması nedeniyle. Bir de meme uçlarında büyüme, bu yağlanmadan meydana gelir. Bazılarında da her ikisi birden olur. Üç türlü jinekomasti türü var. Gencin biri beni aradı, dedi ki, geçen sene, ya ben plaja falan gidemiyorum, fitness'e gidemiyorum, utanıyorum. Niye? Göğüslerim çok büyük. Acayip bir anormallik var. Neden, ne oldu dedim. Bu fitness'e giderken bir işte anabolikalar vesaire, kas yapmak için bir şeyler kullanmış. Ondan sonra böyle göğüsleri büyümeye başlamış. Hormon hapları falan kullanmış. Göğüsler birdenbire anormal bir şekil almış. Problem yok, panik yok, hallederiz dedim. Biz ona çok güzel bir formül sunduk. Bu ürünleri kullandı. 2 ay yavaş yavaş küçüldü. 3-4 ayda bir şeyse kalmadı. Şimdi bir beyefendi de geçenlere aradı. Diyor ki, jinekomasti hakkında hiç konuşmuyorsunuz. Neden konuşmuyorsunuz? Konuştum dedim. Daha çok bahsedin. Tamam, bahsedin dedim. Onun için bunu konuya bahsediyorum. Jinekomasti, kişi antidepresan kullanmışsa, bazı anneler, babalar, çocuklarıyla birleşiminde çok ağır kimyasal madde var. Nedir bunun adı? Hiperaktif çocuklar veyahut da dikkat eksikliği olan çocuklar veya başka psikolojik sorunu olan çocuklar için doktorlar birleşiminde amfetamin açılımı alfa metil fenil fenetilamin içeren bir madde var. Yani bu dikkat eksikliği hiperaktif olan çocuklara doktorlar yazıyor. İlacın ismini vermeyeyim. Bunların hepsi antidepresan veya sakinleştirici. Bunlar tehlikeli. Çocuğun, Allah korusun, biraz sakinleştireyim derken cinselliği gider, göğüsleri büyür, kadınlık hormonları artar. Sadece bu değil. Alkol buna sebep olabilir. Alkol, yani biralar, bazıları bira içiyor. Sahillerde bütün İstanbul yazın gidiyorlar. Dertli müzik dinliyor gençler. Yanlarında bir de bira. Sana diyorlar ki şey olduk. Bir level yükseldik. Bir aleme daldık öyle. Ama ne oldu? Biranın birleşiminde şerbet çotu var. Şerbet çotunun birleşiminde humolon, lupolon denen iki özel bir madde var. Humolon, lupolon nedir? Östrojen gibi bir madde. Yani kadınlık hormonunu artıran bir madde.
Bira içtiğin zaman yavaş yavaş kısırlaşır. Bir, kadınlık hormonu artar. İki, cinsellik gider. Üç, jinekomasti ortaya çıkar. Dört, hormon hapları ve birçok kimyasal ilaçlar kullanmak tehlikeli. Bunların hepsinin yan etkisi var. Bunlar jinekomastiyi tetikler. Böyle bir rahatsızlığa yakalanmışsa nedir? Ha, televizyonu, şimdi buraya programa gelmeden önce bununla ilgili ne demişler diye bir baktım televizyonda. Çok zat-ı muhterem bir profesör doktor diyor ki, jinekomasti, ismini vermeyeceğim, lazım değil. Testere dişli aslan otu. Her şeyi onu söylüyor zaten. 2-3 tane bitki öğrenmiş. Testere dişli aslan otu. Jinekomastiye iyi gelir. Testere dişli aslan otu kadın hastalıklarında kullanılır. Kadınlar kullanır. Erkekler kullanmaz. Akıllara ziyan. Biraz insan okur, araştırır. Aslan otu, aslan otu. Her şey aslan otu diyor. Bir erkek testere dişli aslan otunu kullanırsa östrojen hormonu artar. Daha kötü olur. İnternete bak birazcık. Karıştır. Ben kaç yaşındayım? 60 yaşına girdim. Hala lisedeki gibi araştırmacı okuma çalışırım. Ders çalışırım. Ben bu programa çıkmadan önce 3 saat 4 saat hazırlık yaparım. Neden? Vatandaş dinliyor. Dinliyorsa doğru bilgi vereceksin. O oraya çıkıyor televizyona. Kalk kuk kalk kuk kalk kuk. Olmadı ki. Testere dişli aslan otu jinekomastiye iyi gelir dersen vatandaş kullanır. Kullanırsa göğüsleri daha da büyür. Çünkü östrojen hormonunu artıran bir bitki. Yanlış bilgi veriyor. Bir de profesör doktor ya. O profesör doktor dedi. Dedi de ne dedi? Yanlış konuştu. Mesela diyor ki depresyona karşı pırasa, ıspanak, maydanoz, dereotu. Ben arıyor vatandaş, diyor ki hocam buyur. Depresyona karşı sizin kürü kullandım da bir yıl iyileşmedim. Benim kürüm neymiş diyor. İşte pırasa, ıspanak, dereotu, maydanoz. Yanlış dedim, benim böyle bir şeyim yok. Karıştırdım başka biriyle. He öyle mi, kusura bakma, özür dilerim diyor. Karıştırıyor beni isimden dolayı. Ya bir yıl ıspanak yiyor, maydanoz yiyor, dereotu yiyor. Var mı öyle bir saçmalık? Avrupa Birliği'nde bir komisyon var. Avrupa Farmakopesi. 57 ülkenin ilim adamları toplanıyorlar. Diyorlar ki şu bitki tıbbi bitkidir. Bitti. Bitki 5 sınıfta ele alınır. 1. Klinik araştırmalara etkisi ispat edilen bitkiler. 2. Hakkında monografi yayınlanan bitkiler. 3. Aromaterapide kullanılan bitkiler. 4. Homopatide kullanılan bitkiler. 5. Halk arasında. Biz sadece birinci sınıf şifalı bitki tavsiye ederiz. Tıbbi bitkiyi. Diğer bitkiler hakkında şöyle yapıyor, böyle yapıyor diyemez. O bu anlatıyor hikaye. Dedesinden, ebesinden, ninesinden duymuş bir şeyler, aklında kalmış. Veya eski kitapları, 1000 yıllık eski kitabı karıştırıyor. Ha tamam, anlat. Öyle şey mi olur? Depresyona pırasa, ıspanak, dereotu, maydanoz. Vatandaş bir yıl yiyor, beni arıyor. Diyor ki, niye iyileşmedim ben? Ben böyle bir şey demedim ki. Depresyona karşı dünyada sarı kantaron. 50 bin insan üzerine denenmiş. Amerika'da, Avrupa'da, Japonya'da, Çin'de, İsrail'de. İnternete gir bak. İngilizcesi Johns Wort. Almancası, Latincesi Hypericum perforatum. Latinceden bak. Depresyona karşı herkes aynı fikirde. Ama bu beyefendi bir mucit. Bulmuş bir şey. Pırasa, ıspanak, maydanoz, dereot. Nereden buluyor böyle şeyler anlamıyorum ki. Uydurup uydurup millete hikaye anlatıyor. Söyleyeyim 40 defa da söyledim. Yine aynısını söylüyor. Yanlıştan dönmüyor. Ya bir dön. Bizim eskiden neyse söylemeyin ya. İki tane öküzümüz vardı da. Kara öküzle sarı öküz. Onları anlatacaktım ya. Neyse boş ver. Şimdi başka konuya geçelim. O zaman kuaf hastalığı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Ne önerirsiniz? Kuaf hastalığı da tabii çeşit kuaf hastalıkları var. Enfizem ağırlıklı kuaf. Bronşit nedeniyle ortaya çıkan KOAH, ikisinin karışımı nedeniyle ortaya çıkan KOAH. KOAH nedir? İnsanın akciğeri aynı üzüm salkımı gibi. Bu her tanenin içerisinde üzüm salkını hava keseciğine benzetelim. Hava keseciği, 350 milyon hava keseciği var her insanda. Bunlar balon gibi genişler, daralır, genişler, daralır. Bu hava kesecikleri arasındaki zar patlarsa bu hava kesicikleri genişler, bir daha büzülmez. Yani
Oksijen alır, oksijeni veremez. Koa hastalığıyla ilgili ne öneriyorsunuz? Evet, şimdi nerede kalmıştık? Koa hastalığı. Üzüm salkımına benzetelim akciğeri. Burada her üzüm salkımı tanesi gibi hava kesicikleri var. 350 milyon. Bunlar balon gibi düşünelim. Oksijen alır, genişler. Oksijen verir, büzülür vesaire. Bunun şekli deforme olursa, bozulursa oksijen alır ve oksijen veremezse kirli hava kalır içeride. Böylece tedavi edilmezse zamanla koaha dönüşür. Hava kesicikleri bozulunca bir de bronşlar, yani bu hava yolları bozulursa ne olur? Çok çok kötü bir durum olur. Ankara'dan Ergin Bey beni aradı, hocam hava bu şeyle yaşıyor. Oksijenli tüple yaşıyor. Yani oksijen olmasa yanında Allah korusun gitti. Oksijensiz yaşayamıyor. Ben aradı, dedi ki Allah sizden razı olsun. Ne oldu? Dedim. Ya beni tanımıyor, bilmiyor. Dedim ki ya kusura bakma, çok kişiyle konuşuyorum. Kafa kalmadı bende, dedim. Her gün kaç kişiyle konuşuyorum. Koak dedi. Ha tamam, anladım, hatırladım dedi. Evet, ne oldu? 6 haftada %80 iyileştim. Yakında inşallah oksijen tüpünü bırakacak hale geldim. Artık fazla kullanmıyorum dedi. 6 haftada. Koak'ın aslında geri dönüşü mümkün değil. Yani mucizevi bir durum. Yani burada Afrika ıtırı. Afrika sardunyasıydı da ismini değiştirdim dediler. Sağlık Bakanı, Tarım Bakanı, biz de değiştirdik. Afrika sardunyası koyduk. Afrika ıtırı ile Afrika sardunyası. Arasında ne fark varsa. Afrika sardunyası ismi. Dünyada sardunyanın 1050 türü var. Sadece ikisi şifalı. Pelargonium xylioides, Pelargonium reniforme. Bu Afrika sardunyası, Amerika'da bir şey, İngiltere'de bir elmas arayıcısı şeye gidiyor. Güney Afrika'ya 1800'lü yıllarda orada altın madeni, elmas madenleri bulununca dünyanın her tarafından zengin olmak için oraya gidenler, altın ve elmas bulmak için gidenler. Tabii otel motel yok, lüks yerler yok. Herkes sırt sırta yan yana yatıyor. Küçücük çadırlarda. Ne oluyor? Biri verem olursa herkese bulaşıyor. Birisi zatürre olursa herkese bulaşıyor. Bu da hastalanmış. Demişler ki bu artık iflah olmaz. Bunu götürün çadırdan dışarıda. Ölecek, bunu bir yere atın. Öbürlerine bulaşmasın. Adamı atıyorlar bir yere. Oranın Afrika yerlisi, Zulu kabilesi de alıyor adamı. Bu Afrika sardunyasının köküyle adamı tedavi ediyor. Adam iyileşiyor, kendine geliyor. Diyor ki ya benim durumum çok kötüydü. Ben nasıl ayağa kalktım? Ne oldu? Diyorlar ki bu bitkinin sana kökünün çayını içirdik. Aa iyiymiş diyor. Dur. Ben diyor altından daha değerli bir şey buldum diyor. Ve oradaki köyler diyor ki siz bunu toplayın. Kökünü ben sizden satın alayım. Şeye götüreyim. İngiltere. İngiltere'de moda yayılıyor bu. Doğa antibiyotik. On binlerce insan buna gelince hemen Sağlık Bakanı el koyuyor. Yok yapamazsın. Sen böyle ilaç sektörüne zarar veriyorsun diye bir para cezası, bir hapis cezası. Vatandaş zorla bu işi bırakıyor. İsviçreli Doktor Allen uyanık davranıyor. Önce gidiyor, patentini alıyor. Ondan sonra getirip satmaya başlıyor. Ona engel olamıyorlar. İzin aldığı için. Şimdi penisilin ortaya çıkınca bu unutuldu. Fakat penisilin alerjik hastalıkları, cilt hastalıkları, panik atak, depresyon, birçok hastalığı tetiklediği, hatta ölüme sebep olduğu anlaşılınca penisilinden Avrupalılar, Amerikalılar korktu, geri döndüler Afrika sardunyasına. Yeniden bu moda oldu. Avrupa'da yüzlerce firma bunun damlasını, drajensini, şurubunu yapıyor, biz de ürettik. 50 bin çocuk üzerinde denenmiş. Öksürük, faranjit, bronşit, sinüzit gibi nefes yolları rahatsızlığına karşı dünyada en etkili bitki. 50 bin çocuk üzerinde denemiş. 50 bin. 1-2-3 değil. Bir de kekik var. Türkiye'de yetişir. Thymus vulgaris, Latincesi bahçe kekiği. 52 çeşit kekik var. Her kekik değil. Sadece şifalı, hakiki bahçe kekiği. Thymus vulgaris. Biz Thymus vulgaris diyor, vatandaş gidiyor. Bilya kekini alıyor, diyor ki ben kullanıyorum keki de faydasını göremiyorum. Göremezsin. Kekin kaç türü var? 52 türü var. Sadece birinde
en yüksek oranda etken madde var. Timol ve karbakol denen etken maddeler bunda en yüksek oranda. Diğerlerinde de var da çok az. Etken madde timol, karbakol ve diğer eterik yağlar. Herhangi birini alırsan tabii ki olmaz. Ama sadece ağır hastalıklarda bitkinin çayı da yeterli değil. Çünkü etken madde %2. Destilasyon ve damıtılarak elde edilen ekstrakt olacak. Evet. Ankara'dan Ergin Bey maşallah. KOAH'ı atlattı sayılır. Çünkü %80 iyileşti. 6 haftada. 2-3 hafta sonra hiçbir şey kalmayacak. Sürekli oksijene bağlı olan ve makinenin başında ayrılamayan vatandaş artık yavaş yavaş rahatladı çok şükür. Öyle mucizevi bir olayda yaşadık. Evet. MS hastalığı hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz biraz da? Neler önerirsiniz MS hastalarına? MS hastalığı da tabii ki çok ağır bir hastalık. Yavaş yavaş kas erimesi meydana geliyor. Kas erimesi diyorlar efendim bu genetiktir, iyileşmez vesaire. Herkes bir şey konuşuyor. Çok güzel, çok iyi. Peki Konya'da hanımefendi, neydi ismi? Fatma Hanım. Bana Skype'tan arıyorlar. Hocam illa Skype'tan annemi gör. Oğlu arıyor. 56 yaşında bayım. Ya görmeme gerek yok hastanın ne olduğunu. Yok yok illa annemi gör. Tamam dedim gör. Skype'tan gör. Canlı yayın. Geçen seneydi. Skype'tan baktım. Başını tutamıyor böyle. Kafası oraya tutuyor. Oturuyor. Zor oturuyor. Her tarafını yastıkla desteklemişler. Ellerini kolları zor hareket ediyor. Ayakları zayıflamış. Bağlı bacak. Bütün vücudundaki kaslar zayıflamış. Hatta boyun, kafasını tutan boynundaki ensesindeki kaslar bile erimiş. Sağlı sollu yastıkla destekliyor kafası düşmemesi için. Kaslar o kadar erimiş. Çok ileri. Elleri falan zor tutuyor böyle. İyice erimiş. Yavaş hareket ediyor. Kaslar erimiş. Ne yapılabilir buna dediler. Ne yapılabilir? Allah bilir. Yani ben garanti bir şey yok dedim. Deneyeceğiz. Bakacağız. Nasıl? Şöyle. Bağırsaklardan vitamin, mineral, enzim gelirse karaciğere, karaciğer kan yapar. Bir. Kemik iliği kan yapar. İki. Kemik iliği ve karaciğerin kan yapabilmesi için ne lazım? Bağırsaklardan vitamin, mineral, enzim, glikoz gelir. O halde kas erimesinde problem nedir? Distrofin denen bir protein oluşmuyor yeterince. Neden oluşmuyor? Bağırsaklardan vitamin, mineral, enzim gelmiyor. Bu enzim, bu proteini üretecek enzim çalışmıyor. Nasıl çalıştıracağız? Bir, bağırsakla, iki, karaciğer. Üç, kemik iliği. Ona göre uygun bir ürün. Ne yaptık? Biz ona Söğüt Forte, Enginar Forte. Enginar Forte, karaciğeri temizler, arıtır, yağlanma yönler. Söğüt Forte, kemik iliğini, kemiği güçlendirir. Artı, iksir, aloe vera jel. İksir olmazsa olmaz zaten bu. Bütün organlardaki yağları eritir, plakları çözer, damarları açar, ödem atar. Aloe vera bağırsakları temizler. Kullandı vatandaş. Beni aradılar. İki ay sonra. Hocam tekrar annemle görmem, bakmam mümkün mü? Skype'la bakayım dedim ne oldu. Artık yastığa gerek yok. Televizyon seyredebiliyor rahat. Yastıksız. İlk defa yıllar sonra kadıncağız desteksiz televizyona bakıyor, oturmuş, rahat oturmuş. Her tarafında böyle yastık vardı önce, o yastıklar kalkmış. Yani genetik deyip işin içinden çıkıyor bazıları. Genetik, o genetik, bu genetik, şu genetik. Genetik doğumdan olur. Kromozom sayısı eksik olur, fazla olur vesaire. Burada protein oluşmuyor, protein. Protein neden oluşmuyor? Protein üreten nedir? Enzim. Enzim neden üretilmiyor? Vitamin, mineral, enzim gelmiyor. Bağırsakta, karaciğerde sorun var. Bu sorunlar kalktı mı protein üretilir. Sorun yok. Önemli olan doğru yerde, doğru zamanda, doğru müdahale. Evet. Zamanımız varsa bu jinekomasti ile ilgili ürün anlatmamıştım. Ona değineyim. Şimdi bu tribulus jinekomasti göğsü büyüyen erkekler için. Bunun özelliği nedir? Bunu anlatmalıyım çünkü bu önemli püf nokta. Bunun birleşimindeki etken madde ne yapıyor? Beyindeki hipofiz bezesinin luteinizan hormonu salgılamasını artırıyor.
Luteinizan hormonu artarsa erkeklerde testosteron hormonu da artar. Jinekomastide ne oluyordu? Östrojen hormonu, kadınlık hormonu fazlaydı. Bu nedenle erkeğin göğsü büyüyordu. Burada tiroidus ne yapıyor? Erkeklik hipofiz bezesindeki luteinizan hormonunu artırıyor. Bu da luteinizan testosteron hormonunu artırıyor. Böylece jinekomastide rahatsızlığı, östrojen nedeniyle ortaya çıkan rahatsızlık ortadan kalkıyor.